içeri girin. İçeri girdiğinizde lambamız yok. Odanın içine reflektör koymuşlar, hareket algılayıcı. Sizi girer girmez hoş geldiniz diyor ışıklar. Burada Müftü Efendi'ye ufak bir canlandırma yapmışlar. Öğrencilerine ders verir pozisyonda. Burada 3 tane erkek öğrencimiz var. Burada da 2 tane kız öğrencimiz var. Ve güzel döşenmiş bir oda burası. Buraya baktığınızda duvarlara Müftü Efendi hakkında bazı bilgiler var. Burada fotoğrafı var. Geçmiş ve hayatı ile ilgili bilgiler burada geldiğinizde okuyabilirsiniz. Burada da var devamı. Şimdi üst kata doğru gidelim ve diğer müftülerin odalarını ziyaret edelim. Evin üst katına çıktık. Evin üst katı da çok güzel aslında. Burada aşağıda mutfak kısmında gösterdiğim bir kiler vardı. Üst kata da o kilerin daha da büyüğünü yapmışlar. Getirmişler daha doğrusu. Kilerimiz bu. Üstü açık. Yine burada kapak kısmı var. Tabii bunun yediği sanırım yok. Aşağıdakinde vardı ama bunda yok. Bunu da şöyle kapatalım eskisi gibi. Burada da iki tane müftümüzün odası var. Onlar için hazırlanmış. Hemen ilk odaya bakalım. Köseoğlu Mehmet Fevzi Efendi ya da Mehmet Fevzi Köseoğlu. Doğumu 1886, vefatı 1961 olarak kaydedilmiş buraya. Tabii içeri girmeden önce Köseoğlu Mehmet Fevzi Efendi hakkında belediye başkanımızdan biraz bilgi alalım. Mehmet Fevzi Köseoğlu Efendi Kızılcabörük'te Abdülkadir Efendi Medresesi'nde 8 yıl okuyarak eğitimine başlamış. Daha sonra Tavas'ta Müftüzade Hacı Ahmet Efendi Medresesi'ne devam etmiş. Denizli Darıverenli İsmail Efendi Medresesi'nde ise eğitimini tamamlamıştır. 18 yıllık eğitiminden sonra ilk mektep muallimi belgesini almış. Daha sonra sivil hayatında bir müddette muallimlik yapmıştır. 1930 ve 1932 yılları arasında Kızılcabörük'te belediye başkanlığı yapmış. 1930 yılında ise halk hatibi olarak seçilmiş ve hutbelere başlamıştır. Tanrı sözüyle peygamber duası ve Mevzuat-ı Fevzi isimli kitapları mevcuttur. Aşağısı gibi ilk girdiğinizde karanlık ama sensör sayesinde direkt ışığınız yanıyor. Ve tabii ki her odada olduğu gibi burada da otomatik olarak MP3 çalıyor. Burada Kur'an-ı Kerim okunuyor. Burada da Müftü Efendi için ufak bir canlandırılma yapılmış. İki öğrenci ve Müftü Efendi Kur'an-ı Kerim ders alırken canlandırılmış. Burası da güzel bir oda, küçük hem serin. Burada da Müftü Efendi hakkında gelip okursanız geldiğinizde buraya değişik bilgiler mevcut. Hemen kapının sağ tarafında fotoğrafı var. Köseoğlu Mehmet Fevzi Efendi burada da güzel bir fotoğrafını koymuşlar. Çok da güzel olmuş. Şimdi diğer müftümüze doğru gidelim. Evet, kapımızı da kapatalım. Diğer müftümüz, üçüncü müftümüz de hemen yan odada, yan tarafında. Buradaki de Cennetzade Mehmet Tahir Efendi ya da Mehmet Tahir Cennetoğlu. Cennetzade Tahir Efendi'den kısaca bahsetmek gerekirse Kızılcabörük Hanuni Medresesi'nde okumuş. 1912 milli mücadele yıllarında aktif olarak rol almıştır. Gerek yiyecek, içecek, iaşe temininde, gerekçe silah temininde önemli rol oynamış. Bu topladan iaşe ve silahların cepheye sevkinde de önemli rol oynamıştır. Müdafaa-i Hukuk Reddi İlhak Cemiyeti Kongresi'nde delege olarak Tavas'ı temsil etmiştir. Doğumu 1876, vefatı
1921 olarak kaydedilmiş buraya. Evet. Burası da diğer odalar gibi. Işığı hazır. Girdiğinizde sizi bir ilahi karşılıyor. Burada da Müftü Efendi için küçük bir canlandırılma yapılmış. Gördüğünüz gibi hemen arkasında da onunla ilgili bilgiler var. Osmanlı arşivlerinden gelen bilgileri belediye buraya asmış. Gelenler okusun ve bilgilensin amacıyla. Burada dolabımız var. Eski ev olduğu için. Burada bir tane gaz lambamız var. Buraya muhakkak gelip görmeniz lazım. Çatal Armut dediğimiz mevkideyiz. Buradaki tek türbemiz burası. Türbe taşını yeni yapmışlar. Onu okumak istiyorum size. Balkan Harbi dönüşü ecel burada yakaladı. Hüseyinoğlu Derviş Yusuf Çobanlar. Doğumu 1286, vefatı 1301. Ruhuna Fatiha yazılmış. Burada da orijinal mezar taşı tabii ki saklanmış. Ben biraz Derviş Yusuf'tan bahsedeyim. Kaynaklarda Orhan Dede ya da Orhan Baba olarak geçiyor. Ama mezar taşında Derviş Yusuf olarak geçmiş. Güzel hayatından bahsedeyim size. Tavas'ın Aydoğdu köyünde doğmuş Hüseyin oğlu Yusuf ya da Orhan Dede. Gençliğinde bekar olarak savaşa gitmiş Balkan Harbi'ne. Balkan Harbi'nden dönüşte bu bölgede bir kahvede konaklamışlar asker arkadaşlarıyla beraber ve kahvede rahatsızlanıp vefat etmiş. Asker arkadaşları tabii o kadar savaş atlatıp evine dönerken vefat etmesine üzülmüş, sedyeye koymuşlar ve evine doğru götürmüşler. Yol üzerindeki bağ evlerinde kalan teyzelerden bir tanesi rüyasında görmüş birilerini. Ve o birileri de teyzemin rüyasında misafirin geliyor, kalk ve karşıla demiş. Teyze yola düşmüş, cenazeyi beklemiş, cenaze gelmiş ve asker arkadaşlarına bütün rüyasını anlatmış. Asker arkadaşları da buraya kefenleyip buraya gömmüşler. Ama tabii ki cenaze namazında bir rivayet var. Bir rivayete göre cenaze namazına 4000, diğer bir rivayete göre de 40.000 tane şehit asker katılmış. Tavas Ovası'nda 40.000 tane asker demek, bir bulut gibi Tavas Ovası'nın kaplaması demek. Bugün Kızılca Bölük'te müftülerimizin kabirlerini ziyaret edip oradan da atlarını yaşatmak için yapılan Müftüler Müzesi'ne gittik. Daha sonra da Yusuf Baba ya da Orhan Baba ya da Orhan Dede ismiyle bilinen yatırın yanına uğradık. Kızılca Bölük bu kadar. Bir sonraki ilçemiz Çivril olacak. Çivril'de görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.